Ben bu takımın teknik direktörüyüm. Hayatımda da hiçbir zaman da pes etmeyi de sevmedim zaten. Kimi zaman kimilerine göre hata yapmışızdır, kimilerine göre de yapmamışızdır. Büyük bir avantaj kaybettik. Özellikle oyun olarak söyleyeyim. Bugün bizim yani bu maçı çevirebilecek oyunu oynamadık. Bu bir doğru. İnsanların tepkisini çok haklı buluyorum. Yürekleri de yanabilir. Doğrudur da. Ama çıkmadık candan da umut kesilmez. Bu takım bir puan önde. En azından bu avantaj var. Zor mu? Onun için de zor. Benim için de zor. Herkes için zor. Daha zor durumlardan bu takım çıkmasını bildi. Daha zor durumlardan. Ama tepkiyi anlıyorum da inanılmaz derece anlıyorum. Herkesin hasreti şeref var. Benim de var. Herkesin ne kadar varsa benden bir fazla var. Hepimiz bir iş yapıyoruz. Doğru yaparız, yanlış yaparız. Önemli olan burada bırak bitmek değil. Önemli olan buradaki bazı şeyleri düzeltmek. Ha, ben gideceksem de düzelecekse de hiç de problem değil. Hiç kimsenin de kimseye bu kadar da aşağılamaya da hakkı yok. Ne ben şerefsizim, ne benim oyuncum şerefsiz. Aynen bu lafı edenlere iade ediyorum. Çalışırız, çalışılmayız. Seversiniz, sevmezsiniz. 9 puanda geldiğimiz zaman, burada içeride maç aldığımız zaman herkes büyüksün diyordu ya. Herkes haddini bilecek arkadaşlar. Ben haddimi bilirim, bırakmasını da bilirim. Giderim yönetime sunarım, kabul ederse bırakırım da. Eğer benim bırakmam Karabük Spor'u kurtaracaksa hiç de problem değil. Ama herkesin bir arı var, bir şeyi var. Ne ben şerefsiz, ne benim oyuncum şerefsiz. İstifaya davet edebilirsin. İstifaya davet edebilirsin arkadaşlar. Beni sevmeyebilirsin. Burada ben kendimi haklı durmam. Bugün yenilmeyi hak edecek oyunu oynadık. Evet. En büyük sorumlusu da benim. Giderim kulübe, bir yönetimi var. Der ki biz seninle çalışmıyoruz der. Bıraktırır, gönderir. Ne buradan hakem kesiyorum, ne kimden. Tek suçlu benim kardeşim. Tek suçlu benim. Oynamadık mı oynamadık? Oynamadık. Bu oyun bugünkü maçın atmosferi yakacak oynamadık. Niye düğümü oynatmıyorsun? Yiğit oynadı. Ya Yiğit'le ben Mersin maçını kazandım burada ya. Bir insan hem seyirci, hem taraftar, hem de tek direktör olamaz ki ya. Azıcık saygı duyulur yani. Daha maça 23 dakika var. Bana şerefsiz, oyuncuma çık dışarı. Ben şimdi gitsem Sivas'ı yensem ne olacak? Valla herkesin önünde söylüyorum. Eğer Karabük Spor'un menfaati neyse tamam şimdi bırakayım hadi. Hadi. Beni istifaya davet edebilirsin ama ne benim oyuncuma, ne benim kendime, ne benim örf adetlerime şerefsiz diyemez. Aynen iade ediyorum. Çok zor bir maçtı. Bizim açımızdan baktığımızda alacağımız bir puan buradan kümede kalmayı garantileyecekti. Alacağımız 3 puan da belki de ligde Gaziantep camiasının yaşadığı bu kadar kaosun arasında beklemediği kadar yukarılarda bitirmemizi sağlayacaktı. Öyle bir maçta 2-0 Karabük gibi iyi bir takımı bu kadar baskılı bir seyircinin altında yenmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden futbolcu kardeşlerimi tek tek tebrik ediyorum. Verilen bütün görevi sahada layıkıyla yerine getirdiler. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Hepsine teşekkür ederim. Gaziantep Spor Camiası'na hayırlı olsun. Galatasaray takımında şampiyonluğunu kutluyorum. İnşallah küme düşme mücadelesinde hak eden hak ettiğini alır ve bu ligde kalmaya devam eder. Herkese tekrar teşekkür ederim. Tabii Lua Lua çok önemli bir futbolcu. Öncelikle onunla topu buluşturmayı düşündüklerini biliyorduk. Defansif anlamda da uzun toplarla kenar adamları, ilanları özellikle kaçırarak pozisyon üretmeye çalıştığını biliyorduk. Dolayısıyla biraz daha geri planda oyunu kabul ederek onların uzun toplarla ve ara pasını atıp buluşmasını engelleyip Lua Lua'nın üzerine de ikili sıkıştırmayla da pozisyonlarını kapatarak sahada istediğimizi verdik. Zaaflarından bir tanesine defansif anlamda ağır olmasını fırsat biliyorduk. Onu da en iyi şekilde kullanarak sonuca gittik. Evet, söylenecek fazla bir şey de yok aslında. Çok kritik son haftalara giriyoruz. Girdik. Yani kendi sahası seyircimiz önünde yani bu avantajı kazanmamız gerekirdi. Ama kazanamadık. Tabii bu arada rakibimiz kazandı.
Sonuçta puan farkı 1'e indi. Yani yine her şey kendi elimizde. Sonuçta haftaya Sivas deplasmanına gideceğiz. Yani inşallah deplasmanda avantaj sağlar, kazanırız. Ve Karabükspor ligde kalır. Baktığınız zaman sonuçta oyuncular olarak biz hatalıyız. Hoca hatalı. Yani hata olduğu zaman herkes hatalı. Yani bilmiyorum, yani fazla söyleyecek bir şey yok. Gerçekten moralim çok bozuk. Bilmiyorum yani, şu lig bitsin, inşallah ligde kalalım. Ondan sonra hatalar, avantajlar, her şey daha net ortaya konur diye düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir maçtı. Rakiplerimizden... Karabükspor'la oynuyorduk. Karabükspor'un zayıf yönlerini, güçlü yönlerini çok iyi analiz ettik. Çok iyi defans yaptık takım halinde. Çok iyi pozisyonlar bulduk. Hemen hemen Karabükspor'a pozisyon vermeden maçı bitirdik. İstanbul Belediye'nin yenmesiyle alt taraf iyice karışmıştı. Devre arasında da bize haber geldi. Bu maçın önemi daha çok arttı. Buradan 3 puanla ayrılarak şimdi son 2 maçımız kaldı. O 2 maçı da alarak inşallah ilk 8 içinde çıkabildiğimiz yere kadar, 6.'lığa kadar çıkmak istiyoruz. Bundan sonra da Karabükspor'a 2 maçında başarılar diliyorum. Gerçekten artık ligin sonuna gelindikçe maçların zorluk derecesi artıyor. Bugün de o maçlardan birini oynadık. Tabii bakıldığı zaman Karabük'e göre 2 puan önde çıktık maçı, ama her ne olursa olsun onlar neyi yaşıyorsa biz de aynı şeyi yaşadık. Sonuçta işte gördüğünüz gibi İstanbul Belediye Fenerbahçe maçı belediyenin üstünlüğüyle sona erdi. Ligde herkes herkese yenebiliyor. Biz de sahaya çıkıp kendimizi garanti altına almak istedik. Çok iyi mücadele ettik. İyi de oynadığımızı düşünüyorum aslında. Belki daha da farklı olabilirdi ama önemli olan bugün kazanmaktı. Ben takım arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah kalan 2 maçı da kazanıp yukarılarda ligi bitirmek istiyoruz.